Hasret Kalmış Türküler. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Hasret Kalmış Türküler programına hoş geldiniz. Program yapımcısı Emine Yılmaz, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan, programı hazırlayan ve sunan ben İşlal Akkaplan. Bugün Batı Trakya programımızda çok değerli bir hanımefendiyle tanıştıracağım sizleri. Emine Tahsin. Batı Trakya'da birçok ilklerin kadını Emine Tahsin'e önce hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz değerli konuğum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizle burada görüşmek benim için çok büyük bir mutluluk oldu. Çünkü burada İstanbul'da TRT stüdyolarına beni davet ettiğiniz için size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizle birebir görüşmek benim için çok büyük olay. Sizi eskiden tanıyordum fakat şimdi de yakından görüşmüş oluyoruz. Ben de aynı şekilde çok sevinçliyim. Şimdi dinleyicilerim görmüyorlar. Karşımda pırıl pırıl aydın değerli, on parmağında on marifet, çok kültürlü, çok şık, çok güzel bir hanımefendi var. Ve biz ondan aslında yıllar önce, 2001'di galiba tam tarih olarak, yanlış söylemeyeyim. Evet. Cem Karaca ile ilk geldiğimizde konserde tanışmıştık ama tabii araya yıllar girdi. Evet. Daha sonra Emine Hanım Türkiye'ye
İstanbul'da olan kızını ziyarete geldi. Tabii biz hemen bu fırsatı değerlendirdik. Çünkü hakikaten benim de içimde ukde kalmıştı. Batı Trakya'dan bir türlü hanımefendi konuğumuz olmamıştı. Ama bugün öyle bir konuk geldi ki bülbüller gibi anlatacak. Ben yani ne soracağımı şaşırıyorum. Çünkü hakikaten geceleri bile sanki uyumamışsınız siz. Hep çalışmışsınız. Çalışkan arılar gibi. Hepsini tek tek konuşacağız tabii dinleyicilerimizle. Ama ben diyorum ki önce güzel bir Batı Trakya şiiriyle bu güzel programı açalım. Yakında kaybettiğimiz çok kıymetli Naim Kazım öğretmenimizin yazdığı bu çok anlamlı, benim de gerçekten çok etkilendiğim Ben Batı Trakya şiirini yine Batı Trakya Gümülcine'de yaşayan değerli veteriner hekim Cevat Abdurrahman'dan dinleyelim. Çünkü güçlü bir program ve bu güçlü şiirle başlamak istiyorum. Ben Batı Trakya. Doğudan Meriç, batıdan Karasu, kuzeyden Rodop Sıra Dağları, güneyden Ege Denizi'yle kuşanmış yerim. Ben Batı Trakya. Nice savaşlarına tanık oldum, nice ordularına geçit verdim ulusların. 24 Temmuz 1923 Lozan'dan bu yana Türklerin azınlık olarak yaşadığı yerim. Ben Batı Trakya. Gerdanlıklarda inci gibi birebir dizili yamaçlarıma Türk azınlığı köyleri. Bağları ve kiraz bahçeleri pek şirindir. Vazgeçilmez geçim kaynakları altın renkli tütündür. Ben Batı Trakya. Nice sürüler gezindi yeşil yaylalarımda. Nice akıncılar barındı vahşi koyaklarımda. Ne canlar serinledi soğuk pınarlarımda, ne türküler dinlendi çoban kavallarından engin dağlarımda. Ben Batı Trakya, binbir çiçek açarım ilkbaharımda. Yazım sıcaktır, kimi canlar üzerim, güzün hüzünleri geçerim. Kışım soğuktur, iliklere sızarım. Ben Batı Trakya. Kuzeyden güneye Ege kıyılarıyla kucaklaşır, bol ürün veren altın yuvası ovam, buğday mısır dolunca ambarına güler yüzü çiftçimin, kışa arpa buğday yem olur büyük küçük baş hayvanına. Ben Batı Trakya, binlerce yıllık tarih ve kültürün boy verdiği, iki toplumun iç içe yaşadığı bu topraklarda, barış, huzur ve kardeşliktir onlara tek dileğim. Değerli konuğum Emine Tahsin, kısaca hayatınızı anlatır mısınız? Yani ilk, orta, lise ve daha sonraki öğrenimizi nerede yaptınız? Yani Batı Trakya, Yunanistan'ın hangi şehrinde, nerede yaptınız? Kısaca. Tabii. Ben Gümülcine'de 1945 yılında doğdum. Dedem Bulgaristan'ın Kırcaali'nde 1881 yılında doğmuş. Evet. Ve Gümülcine'ye medresede okumak için geliyor. Medreseyi bitirdikten sonra da bir fırıncının yanında çırak olarak çalışıyor. Ondan sonra da şu anda oturduğumuz evi satın alıyor. Eski bir ev, iki katlı. Önünde de dükkanlar falan var. Babam orada doğuyor, ben de orada doğuyorum. Gümülcine'de yani. Gümülcine'de oluyor, evet. Babam bakkal dükkanı vardı o zamanlar. Biz de çocuk işte üç kardeşiz. Biz bakkal dükkanında böyle şekerdir, çikolataydık, öyle şeylerle büyüdük. Yani aile olarak iyi bir durumumuz vardı. İlkokula İdadiye'de başladım. İdadiye Osmanlı'dan kalma çok güzel bir büyük bir okul. Etrafında büyük bahçesi de var. Ortasında böyle çeşme de vardı. O çeşmeden sular içiyorduk. Okulda olan bütün faaliyetlere katılıyordum. Mesela koro, folklor, şiir söyleme, skeçler filan bunlara katılıyordum. İdadiye'nin çok güzel büyük bir salonu var. O salonda her sene sene sonu müsamereler yapılıyordu. Oraya halktan da insanlar geliyordu, anneler babalar geliyordu. Çocuklarını seyrediyorlardı. Orada İdadiye'yi bitirdikten sonra... Pardon, İdadiye'yi şimdi tabii ki radyo başında dinleyen gençlerimiz bilmezler. İdadiye ne demekti?
İdadiye o zaman Osmanlı'dan kalma bir okul ki o zamanın en iyi, en güzel, en verimli okulu. İlkokul sayılıyor. İlkokul karşılığı bir kelime. İlkokul sayılıyor. Evet. Bunu açıklamamızda şöyle fayda var. Tabii ki şimdi aradan çok uzun yıllar geçti. Radyoyu gençlerimiz de dinliyorlar. Evet. Ve tabii ki o kelimeleri bilmeyebilirler. Çok teşekkür ederiz. Evet. İlkokulu bitirdikten sonra ben okumak istedim. Celal Bayar Lisesi açıldı 1952 senesinde. Evet. Orada bazı çocuklar okula gidiyorlardı. Benim de gitmem gerekiyordu. Yani ben okumayı çok sevdiğim için gideceğim dedim. Annem babama söyledim. Annem kesinlikle razı olmadı. Hayır gitmeyeceksin dedi. Kız kimisi okumaz dedi. Babam da dedi ki hayır okusun dedi. Madem ki istiyor okusun dedi. Ve ben böyle bayağı bir üzüldüm yani. Neden beni annem salmıyor, neden salmıyorlar falan. Sonra ikna ettik annemi. Genelde hani babalar istemezler. Anadolu'da aynen. Da öyledir kız aynen. Çocukları gitmesin falan diye. Aynen. Size tam tersi tam olmuş. Tam tersi çünkü yani, annem daha Osmanlı kadınıydı. Peki Celal Bayar Lisesi'ni bitirdikten sonra ne yaptınız? Liseye kadar orada okul var bildiğim kadarıyla. Üniversiteyi ne yaptınız? Celal Bayar Lisesi'ni bir şey anlatayım onu. Buyurun tabii tabii. Şimdi sınavlara girdim. İlk okula yazılmak istiyorum mesela. İlk defa giriyorum okula. Büyük bir devasa bir okul. Taştan yapılmış. Etrafında çok büyük bir bahçesi var. 2 kat 6 tane dershanesi var. Demir kapıdan girdikten sonra bayağı bir böyle bir heyecan sardı içimiz. Dedim ki ben nereye geliyorum? Nasıl okuyacağım? Nasıl yapacağım? Kendi başıma böyle öğretmenler odasına çıktım. Kaydımı yaptırdım falan. Ondan sonra diğer arkadaşlara baktım. Hepsi yabancı. Çünkü Celal Bayar Lisesi'ne etraftan köylerden, Gümülcün, Eskiçe'den talebeler geliyordu, öğrenciler. Onlarla karıştım. O Celal Bayar Lisesi'nde yalnız Batı Trakya'daki yaşayan Türkler mi geliyordu yoksa Yunanlılar da o lisede okuyabiliyor muydu? Yok, yalnız Türklere ait mi? Yok, kesinlikle Türkler geliyordu. Ha, zaten, yalnız Türkler güzel. Zaten Celal Bayar şöyle yapıldı. Türkiye ile Yunanistan'ın anlaşmasıyla yapıldı. Zamanın Cumhurbaşkanı Celal Bayar Yunanistan'da da Pavlos Kral'ın eşi Frideriki. Onlar ikisi yani iki Yunan'la Türk açtı okulu. Yani okul öyle bir şey ki ne Yunanlılara ait ne Türklere ait. Ortak bir okul. Ve ama yalnız Türk çocukları Batı Trakyalılar. Tabii yalnız Türkler fakat öğretmenler Türk ve Yunan öğretmenleri vardı. Hala da var. Mesela ama kontenjan öğretmenler geliyordu. Türkçe'ye mutlaka yani bazı derslere özellikle Türk öğretmenlerin gelmesi gerekir. Tabii. Mesela Yunanlı öğretmenler daha çok yabancı mesela bir İngilizceye falan o tür derslere mi? Hayır şöyle edebiyat, kimya, fizik, beden eğitimi, müzik falan onları Türk öğretmenleri yapıyordu. Evet. Diğer tarih, coğrafya onları da Yunanca ve eski Yunanca diye dersimiz vardı. Onlara da Yunan öğretmenleri geliyordu. Evet. İsterseniz bu güzel sohbeti belli ki bu Celal Bayar Lisesi sevgili konuğum çok sizi önemli. Çok etkilemiş. Çok önemli. Ve sizden önceki beyefendi konuklarımız da bu Celal Bayar Lisesi olmasaydı bugün meslek sahibi aynen. olamazdık. Geleceğimiz bu kadar parlak aynen. olmazdı dedi sizden önceki aynen. konuklarımız da. Bu büyük bir kurtarıcı olduğunu bu evet. Celal Bayar Lisesi'nin evet. bahsettiler. Ben de artık biliyorum bu lisenin önemini. Ben diyorum ki burada bir ara vereceğiz ama bugünkü konuğumuz gibi Batı Trakya'da doğmuş, büyümüş ve Edirne'de müzik öğretmeni olmuş, tekrar Gümülcine'ye dönmüş olan değerli ses Batuhan Hasan'ın sesinden güzel bir Batı Trakya İskeçe türküsü armağan etmek istiyoruz sizlere. Ocak başında kaldım. Başında kaldım ince fikire daldım. Ocak başında kaldım ince fikire daldım. Her kapı kakılışta berber geliyor sandım. Her kapı kakılışta berber geliyor sandım. Haber
bacaklaşı mermeri, ben severim berberi. Bacaklaşı mermeri, ben severim berberi. Tıraş eder beyleri, mis kokuyor elleri. Tıraş eder beyleri, mis kokuyor elleri. Sevgili konuğum, liseden sonra öğretmenlik hayatınızı anlatır mısınız? Tabii ki. Liseyi bitirdikten sonra bütün arkadaşlar, aşağı yukarı hepimiz sınıfımızdaki arkadaşlar Türkiye'ye üniversiteye gidiyorlardı. Ben de gitmek istiyordum. Çünkü tahsilimi devam ettirmek istiyordum. Eve geldim, dedim ki anneme babama, ben dedim hani liseyi bitirdim, üniversiteye gitmek istiyorum. Annem hemen dedi ki yani kız kimisi, işte üniversiteye nasıl gidermiş, uzak memlekete nasıl gider falan diye gene karşı çıktı. Bu arada babam gene dedi ki illaki dedi okumak istiyor, okusun dedi falan. Ama ben gene üzgün halde, okula daha devam ediyoruz, okulumuz bitmedi. Bir gün böyle beden eğitimi hocamız beni çağırdı. Mehmet Bey ismindeydi. Dedi Emine, sen dedi hangi üniversiteye gidiyorsun dedi. Hocam dedim ben gidemiyorum. Niye dedi? Dedim evden salmıyorlar. Dedi olur mu dedi. Yani başka çarem yok dedim. Düşündü ve dedi ki seni dedi bir öğretmen yapalım. Dedim nasıl olur dedim. Ben dedi sana yol göstereceğim dedi. Sen dedi becerirsin. Peki nasıl olacak hocam dedim. Sen dedi dışarıdan imtihanlara gireceksin dedi, sınavlara. O zamanlar da liseyi bitirdikten sonra dışarıdan sınavla öğretmen okuluna giriliyordu. Peki dedim, eve geldim, gene söyledim, gene itiraz. En sonunda ikna ettik annemi. Ben karar verdim, gidiyorum. Bu arada Galip Galip'in babası Sebahattin abi de o zamanlar cemaat başkanıydı. Ona gittim, dedim ki böyle böyle ben Edirne'ye gitmek istiyorum, en yakın orasıymış. Bana dedim yardımcı olur musun? O da hemen telefon açarız dedim. Açtılar, kabul ettiler beni Edirne'ye. Edirne'ye giderken işte otobüsler falan da yok o zaman. 1965 senesi. Trenle mi? Trenle gittim. Trenle gittim. Ondan sonra galiba Lüleburgaz'da indim. Lüleburgaz. Bilmiyorum işte, hatırlamıyorum. Oradan Edirne'ye bir paytonla geldik. Böyle taksiler de yoktu. Film gibi. Film gibi. Kız öğretmen de durdu payton. Dedi ki burası. İndim. Elimde küçük bir valiz. Girdim içeriye, o kadar kalabalık, o kadar şey. Çünkü biz Celal Bayar Lisesi'nde bütün okul 150 kişiydik. 15 kız vardı. Bütün okulun mevcudu. İçinde 15 kız. Evet. Şimdi ben böyle görünce şaşırdım. Öğretmenler odasına gittim. Öğretmenler beni karşıladılar, sağ olsunlar. Boynumda da bir Aylen Yıldız kolyem vardı. Bir öğretmen dedi ki bu Aylen Yıldız sen Yunanistan'da takabiliyor musun dedi. Evet dedim. Yunanlar bir şey demiyor mu? Hayır dedim. Bir şey demediler. Sonra Figen isminde bir kızı çağırdılar öğretmenler odasına. Dediler ki arkadaşınızı gidin, git göster yani nerede yatacak, işte yemek nerede yiyecek falan diye. O Figen de beni aldı, yatakhaneye götürdü. Mesela ne kadardı o talebelerin nüfusu? Yani hani diyorsunuz ya Celal Bayar Lisesi'nde bu kadar az bir talebe vardı. Belki 800-700 kişi kadar vardı yani tabii. Yani Edirne Kız Öğretmen Okulu. Yalnız kızlar vardı. Sonra yatakhaneye girdik. Büyük bir salon, ranzalı. Benim hiç hayatımda gördüğüm bir şey değil. Baktım dedim, nasıl dedim, burada nerede yatacağım ben dedim. Dedi nerede istersin dedim. Nasıl, yukarısı mı aşağısı mı iyi? Yukarısı daha iyi dedi. Dedim tamam, o ne derse ben onu diyorum. İşte buranın dolabın olacak filan, eşyalarını koy. Sonra yemekhaneye götürdü. Orada burada yiyeceksin. Buradan işte servisi yani alacaksın. Yani ev sahipliği yaptım arkadaşlarını size. Güzel, aferin onlara da. Evet. Yani senin hani bir ne olursa olsun yurt dışından geldiğin için. Peki keşke süremiz olsa da bunları daha böyle inceden ince uzun uzun anlatsanız. Ama hayatınızda çok anlatılacak şey var ki biraz hızlı geçmek zorundayız. 1965 yılında Melikli Köyü'de öğretmenliğe başlamıştınız. Bu Melikli Köyü nerede? Evet, Edirne'den sonra tabii memleketime dönüyorum, Gümülcine'ye dönüyorum. Bitti. Oldu, diplomamı aldım. Şimdi de tayinim olacak tabii.
Tayinim de sağ olsun Recep abi vardı konsoloslukta. O biraz yardım etti bana. Seni dedi böyle iyi bir okula gönderelim dedi Emine dedi. Melekli köyünü tavsiye etti. O da Gümülcine'den 9-10 kilometre uzaklıkta. Müselim köyünün de güneyinde kalıyor. Yani kuzeyde Müselim köyü, güneyde de Melekli. Büyük Müselim'i biliyorum. Çepelli köyünü biliyorum. Köy. Evet. Fakat köyün içinden asfalt geçmediği için 2 kilometre falan yol yürüyorsun köye varmak için. Köy şöyle küçük bir köy. Ortasından bir çay geçiyor. Aksu denilen çay geçiyor. Ondan da köye de köprüyle geçiyorsun. Çaydan köprüyle geçiliyor. Etrafta bir Kavakarşı. Küçük de bir okulu vardı. Ben oraya vardım, gittim. Okulu gördüm. Ama o zamanlarda otobüsler falan çalışmıyor. Taksi yok, şey yok. Orada kalıyorduk biz mecburen. O köyde yaşadınız. Evet, bizde orada. De var Anadolu'da da. Mesela aynen. Benim annem babam da öğretmen. Evet. Onlar da ilk tayin olduklarında genç olarak daha bekarken. Evet. Mesela o şekilde o köy muhtarı onlara diyor ki mesela şu ev uygun. Aynen. İşte o öğretmene zaten kol kanat geriyorlar. Aynen. Anne baba oluyor muhtarı. Aynen. İnsanları. Yani orada o öğretmen kendini yalnız hissetmiyor. Evet. Bizim Türk toplumunun en büyük özelliği misafirperverliği. Herbendik. Bu candanlığı. Mutlaka siz de orada böyle çiçeği burnunda gencecik. Aynen. Bir kız olarak, güzel bir kız olarak gittiniz. Evet. Size oradan ellerinden geleni yapmışlardır. Evet. Ben ilk gittiğim zaman tanıdığım bir ailenin evinde kaldım. O gece tabii ilk defa yatacağım yabancı bir yer. Baktım ki elektrik yok. Gaz lambasıyla aydınlatılıyor. Benim odamı gösterdiler. Odama girdiğim zaman duvarda bir gaz lambası yanıyor. Bir koku, gaz kokusu geliyor. Gelir tabii. Bayağı bir sıkıldım yani çünkü Gümülcine'de elektrik falan vardı. Dedim ki sen buraya geldin dedim her şeye katlanacaksın. Madem ki dedim öğretmen olmak istedin, çocuklara eğitim vereceksin, bunlara da katlanacaksın dedim kendi kendime. Ve yattım ben o gece. Sabah kalktığım zaman okula gittim. Okulda arkadaşlarla tanıştım. Bir tane Narlıköy'de Necati diye bir arkadaşı, bir de Yunanlı arkadaşım vardı. Çocuklar nasıldı? Talebeler, mesela kaç talebeniz vardı? Belki 20-30 kadar çocuk vardı. İki dershaneydi. 1-2-3, 3-4-5-6 diye leşik sınıflardı. Öyle ders yapıyorduk. Çocuklar önce bir beni görünce şaşkın şaşkın baktılar. Çünkü ilk defa kadın öğretmen görüyorlardı. Yani hep erkek öğretmen olduğu için yani ilk defa gördükleri için böyle şaşkın şaşkın baktılar. Ama ben onlara tabii çok yakınlık gösterdim. Onları başını okşadım, sevdim, konuştum. Sonra alıştılar bana. Şimdi hani geldiğinizde zorluk çekmişsiniz. O gaz lambasının kokusunu yadırgamışsınız veya ben burada nasıl... Eminim ki o köyden ayrılırken de ağlamışsınızdır belki. Belki bir hafta, iki hafta sonra onlarla kaynaştınız. Yakın akraba gibi oldunuz değil mi? Muhakkak. Tahmin ediyorum. Tabii tabii. Peki. Burada yine bu güzel sohbete küçük bir virgül koyalım. Ve yine bizim sizin yörenizden bir türkü armağan edelim dinleyicilerimize. Evet. Değerli dinleyicilerimiz yine... Gümülcine'de yaşayan oranın sanatçısı, mahalli sanatçısı Haluk Uzun'un sesinden Beyler Bahçesi türküsünü armağan etmek istiyoruz sizlere. Thank you.
değerli dinleyicilerimiz, bugün stüdyomuzda Yunanistan, Batı Trakya, Gümülcine'den gelen bir konuğumuz var. Emine Tahsin. Stüdyoda olması konukların beni de mutlu ediyor, arkadaşlarım da mutlu ediyor. Ve şimdi tekrar kendisiyle kaldığımız yerden Batı Trakya sohbetimize devam ediyoruz. Değerli konuğum, 1967 yılında Paydos ve Duvarların Ötesi isimli tiyatro oyunlarında oynamıştınız. Öğretmenlikten sonra oyunculuk nasıl başladı? Yani çocukluğunuzda, genç kızlığınızda böyle bir yeteneğiniz var mıydı? Yoksa öğretmen okulunda mı keşfettiniz? Yani bu öğretmenlikten sonra bu tiyatroda oynamak çok ayrı bir özellik. Çok zor bir şey. Nasıl oldu? Anlatır mısınız? Şimdi şöyle, biraz önce demiştim ya, ilkokulda bazı faaliyetlere böyle katılıyordum. Yani böyle skeçler falan oluyordu. Yani küçük tiyatrolar gibi. Onlara da katılıyordum. Fakat öğretmenliğim sırasında da bir kontenjan öğretmenimiz vardı, Hayriye Yılmaz diye. O teşvik etti böyle. Dedi ki bir tiyatro kuralım, öyle bir çalışmalar yapalım. Bazı kişileri seçti. Onun yönetmenliğinde provalara başladık. Provalarda İdadiye Okulu'nun salonunda oluyordu. Çok geniş ve güzel bir sahnesi ve salonu var İdadiye'nin. Özel böyle müsamereler ve tiyatrolar için. Orada başladık. Ama bir yetenek görmüş öğretmenler size. Mesela rol yapmak veyahut da bir o rolü canlandırmak herkesin yapacağı bir şey değil. Yani yine de böyle bir yeteneğiniz varmışsın. Evet, herhalde keşfettiler beni. Onun mesela daha çok hangi rolleri aldınız? Şimdi mesela hatırladığınız bir rolünüz var mı? Şöyle diyeyim. Paydos oyununda ben daha çok böyle hani zengin bir kadın rolüne giriyordum. O tiyatroda daha çok öğretmen ağırlıklı ama dışarıdan da alınıyordu. Mesela esnaflardan da gelen oluyordu. Meraklı olanlar gelip onlar da oynuyordu. Böyle bir roldeydim. Yani böyle zengin bir hacının kızı mı oluyordunuz? Yok, eşi oluyordum. Eşi. Evet, küçük bir çocuğum vardı. Çocuğum da şimdiki Galip'in eşi Ayşe'ydi. Ha, tanıyorum, diş doktoru. Evet, diş doktoru Galip Ayşe. Galip Bey'i bir zamanlar bir dönem milletvekili biliyoruz, evet, tabii tanışıyoruz. Aynen. İşte o 5 yaşındaydı. Küçük bir çocuk. Ona da kısa bir rol vermişlerdi. O benim kızım rolündeydi. Öyle oynuyordu. Ama benziyordu size, Ayşe Hanım da evet. Sarışın falan, evet, ya. Evet. Siz de evet. Yani anne kız rolüne evet, uydurmuşlar. Evet, anne kız. Evet. Ne kadar güzel. Sonra çok seneler sonra düğün tiyatrosunda, ki bu profesyonel oldu artık. Orada gene benim kızım rolündeydi Ayşe. Demek ki siz orada çok uyum sağladınız, anne kız havasını iyi evet, görüntü evet, verdiniz. Aynen. Siz artık onu anne kız gibi oldunuz. Aynen. Peki bir şey söyleyeceğim yine. 1969 yılında Batı Trakya Gümülcine'de Türk Sanat Müziği. Bu sefer bir de demiştiniz ki biraz da müzikle uğraşayım. Ve oradaki bu koro kaç yıldır devam ediyor, neler yapıyorsunuz? Yani bu koroya nasıl girdiniz? Yani diyorum ya, tiyatro, öğretmenlik, daha sonra siyasi şeyleriniz de var. Onlara da geleceğiz Evet. Şimdi biraz şu Türk Sanat Müziği'nden bahsedin. O koroda neler yapıyorsunuz? Evet. Hala devam evet. ediyor galiba. Şimdi Türk Sanat Müziği koromuzu Öğretmenler Birliği çatısı altında kurduk. Yani en azından 40-45 senelik bir koromuz. Evet. Daha çok Türk sanat müziğin ağırlıklı eserler söylüyoruz. Önce sade öğretmenlerdi koroda. Ondan sonra yavaş yavaş dışarıdan da gelenler oldu ve karma oldu. Şimdi şu anda da bir iki öğretmen kaldı. Yani diğerleri hepsi çekildiler. Zaten hepimiz hani biraz böyle yaşlandık diyeyim. Hiç hanımlar yaşlanmaz. Yaşan hanımlar yaşlanmaz. O kelimeyi hiç söylemeyin. Hanımlar hep gençtir. Şimdi kabul etmezler. Daha genç hanımlar geliyor. İşte erkeklerden de geliyorlar falan. Bayağı bir 40 kişilik bir koromuz Peki, devam ediyor. Peki o korolarda hiç solo aldınız mı? Yalnız okudunuz mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Solo almadım. Çünkü ilk koroyu kurduğumuz zaman hiç solo alınmıyordu. Yani hep koro söyleniyordu. Son senelerde, yani bir 5-6 seneden beri sololar başladı söylenmeye. Daha çok erkekler söylüyor. Kadınlar nedense bilmiyorum ama bir iki kadın arkadaşımız da var yani solo alan. Yani solo söylüyorum deseydiniz sizi bırakmayacaktım. Hemen diyecektim ki bir dörtlük hiç olmasa şarkının yarısını bilirsiniz. Mesela herkesin bildiği bir şarkı. Şarkılar seni söyler dillerden name adım. Evet. Ben de şimdi konservatuvar sanat müziğinden geçtiğim için. Evet. İstersen beraber şöyle, sen o mikrofondan ben buradan, yavaş yavaş beraber ben sana destek olacağım söz. Şarkılar. Şimdi müzik damadı.
seni söyler. Dillerde name adın, dillerde name adın. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın. Dillerden alme adı. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın. Huysuz ve tatlı kadın. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın. Huysuz ve tatlı kadın. En güzel günleri yaşadın demek bensiz yaşadın. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın. Huysuz ve tatlı kadın. Evet sevgili konuğum Emine Tahsin, istiyorum ki kısa da olsa özel hayatından biraz bahset. Yani eşin senin meslektaşın mı? Aynı görevi mi görüyorsunuz? Evet. Çocuklarınız var mı? Evet. Şimdi Melekli Okulu'na ben gittiğim zaman ilkokula, orada eşimi tanıdım. O da kendisi de öğretmen. Isparta Öğretmen Okulu'ndan mezun olmuş. Köye dönmüş. O da beni okula ziyarete geldi. Oradan tanıştık. Ondan sonra asker oldu. 2 sene askerliğe gitti. Dönüşte nişanlandık. Bak o zaman Melekli Köyü'nün senin hayatında aslında çok büyük bir rolü var. Evet. Hayat arkadaşın. Evet. Bu kadar güzel yıllardan beri devam eden mutlu bir evlilik. Aynen. Hatta bir de kızınız var. Kızım, evet. Dünya güzeli. Evet. 1968 senesinde evlendik. 1970 senesinde de bir kızımız dünyaya geldi. Onun ismini de Figen koydum. O da Edirne'deki o bana yardım eden kızın adı Figen olduğu için, ben ona çok minnettar olduğum için onun ismini kızıma verdim. Ne güzel. Evet. O zaman da çalışıyordum şeyde, okulda işte öğleden sonra da çalışıyordum. Annem bakıyordu. Rahmetli annem bakıyordu kızıma. Kızım da büyüdü. O da Celal Bayar Lisesi'ni bitirdi. Ondan sonra bir evlilik yaptı. Türkiye'li. Onun mesleği ne? O bir iş kadını oldu. Ticaret yapıyor. Yunanistan, Irak, Avrupa. Türkiye'den mallar gönderiyor. Ticari ilişkileri var. Bir de torunumuz var. Ay, ne güzel. Sezer isminde. O da dünya güzeli, dünya tatlısı. Ay, Allah bağışlasın. Benim göz bebeğim, evet. Çok güzel. Çok seviyorum. Maşallah, maşallah. Peki devam edeceğiz sevgili konuğum. Ama ben diyorum ki yine Batı Trakya'da yaşayan Gümülcineli, sizin de tanıdığınız Mümin Ali diye bir sanatçı ve aynı zamanda hocalık yapıyor, talebe yetiştiriyor. Ben de tanıştım kendisiyle. Onun sesinden hareketli, tam böyle düğünlerde oynanacak şıkır şıkır bir türkü armağan edelim dinleyicilerimize. Türkümüzün adı Yeni Mahalle. Yeni Mahalle çeşmeleri boyalı, yeni mahalle çeşmeleri boyalı. 3 gün oldu ben bu haberi duyalı. 3 gün oldu ben bu haberi duyalı. Kara kara yolda yeni mahalleye varalım. Gelinle de para yolda yeni mahalleye
Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü Batı Trakya Gümülcine'den stüdyomuzda konuğumuzdaki değerli konuğumuz Emine Tahsin Hanımefendi ile yine bu güzel sohbetimize devam ediyoruz. Ve şimdi kendisine soracağım bir konu var. 1974 yılındaki Kıbrıs olaylarından dolayı bazı baskılar görmüşsünüz Emine Hanım. Nasıldı bunlar, nelerdi? 1967 senesinde Yunanistan'da askeri darbe oldu. Papadopoulos ve Patakos isimli albaylar her şeye el koydular. O tarihten sonra da bizlere, yani Batı Trakya Türklerine, pek çok ağır baskılar geldi. Okullarda eğitime baskılar başladı. Mesela okul tabelalarındaki Türk kelimesini kaldırdılar, yerine Müslüman kelimesi kondu. Türkçe fiş yasaklandı. Fiş, okula ders kitaplarından hariç hiçbir kitap sokulması yasaktı. Bazı öğretmen arkadaşlarımız da azledildiler. Araba ehliyetleri, telefon alma, ev tamiri, çatı onarımı, taşınmaz mal alma yasağı. Malını satmak serbestti fakat sen alamıyordun. Yani mal edinemiyordun. Böyle baskılar ve sıkıntılarla tam 7 sene geçti. Bu arada evet, Kıbrıs harekatı başladı 1974 senesinde. Evet. O dönem bize, aileme çok baskılar oldu. Mesela bizim evin apartmanın altında babamın dükkanı falan var. Oraya camları falan kırdılar, şey yaptılar. Herkes oldu aşağı yukarı da, yani bize çok daha fazla oldu. Babamı karakola çağırdılar. İşte ayağını denk al, ben işte şöyle böyle olur falan, biz seni şey yaparız diye. O da demiş ki, ben demiş ikinci Cihan Harbi'nde Arnavut sınırında şeylerle savaştım. Yani Yunanistan için. Benim bir düşmanlığım yok filan dedikten sonra oradaki subay da demiş ki, emniyet müdürü, çok konuşma demiş, bu kırbacı görüyor musun demiş filan. Babam eve geldiği zaman bana dedi ki, bizi dedi göze almışlar, seni de çağırabilirler dedi. Sonra beni çağırdılar, bana da bazı sorular sordular, ben onları cevapladım. Ne gibi mesela, hanımları çağırıyorlar mıydı? Şöyle çağırdılar, askeri junta, o zaman bir şey de yapamıyorsun. İşte nerede öğretmenlik yapıyorsun, nereden mezun oldun, ne kadar para kazanıyorsun filan, öyle sorular sordular. Ben de hepsini cevapladım. Sonra 75 senesinde müfettişlik çağırdı beni, böyle vilayette kurul olmuş 4-5 kişi Yunanlardan. Beni çağırdılar, dediler ki sen mahallede panik yaratıyorsun, Yunanlara tanklar geçiyormuş, bizim evin önünden geçiyordu, seferberlik oldu. Tanklar bizim evin önünden geçiyordu, askeri şeyler. Ben tankları sayıyormuşum güya, panik yaratıyormuşum diye bunları sordular bana. Ben de öyle bir şey yok dedim, ben nasıl sayabilirim dedim filan. Panik yarattığım kişileri dedim gösterin. Biz gösteremeyiz, biz işte şey yapamayız, cevap veremeyiz. Biz yalnız sorarız, siz cevaplandırmazsınız. Peki bu şekilde Batı Trakya'daki Türklerden tutuklanan veyahut da şiddet gören oldu mu? Çok. Yazık. Çok, o sıra çok oldu. Ondan sonra ben tabii bunları söyledikten sonra eve döndüm. Ertesi sene de devam ettim okuluma. Sonra bir gün bahardaydı, Mayıs ayıydı galiba. O köyün kahvesinde telefonla beni çağırdılar. Dediler ki seni telefona biri çağırıyor. Ben dersi bıraktım, gittim telefonu kaldırdım. Müfettişlikten biri Yunanca bana dedi ki seni azlettik. Yani bundan sonra öğretmenlik yapamazsın. Azlettik. Azlettik. Yani. Ben de tabii cevap vermedim. Gittim, tekrar döndüm sınıfıma. Tabii çok kötü oldum. Çocuklar şaşırdılar. Böyle bana bakıyorlar. Öğretmenim sende ne var, ne oldu? Moralim bozuldu tabii. Tabii onlar da şaşırdılar. Peki gerçekten yaptılar mı? Tabii. Aa, ben de yani hani böyle bir şey için, ne derler ona? Bir korku vermek için falan söylenen bir söz sandım. Yok yok. Ah, çok yazık o zaman. Çocuklara dedim ki üzülmeyin. Ben dedim bir müddet gelemeyeceğim. Ben dedim bırakıyorum. Sizden ayrılmak zorundayım. Bundan sonra dedim başka bir öğretmen gelecek. Hepsi şaşırdılar. Başka, tabii o yaştaki çocuklara bunu anlatamazdınız. Evet, ilkokul talebeleri. Birinci sınıf. Çok üstelik üzücü bir şey yaşamışsınız. Evet. Bazıları diyor öğretmenim biz mi size şey üzdük? Biz mi size tabii bir şeyler yaptık da bizi bırakıyorsunuz gidiyorsunuz falan diye. Öyle sandılar. Evet. Dedim hayır, sizden dedim ben şikayetim yok. Siz çok iyi çocuklarsınız, çok iyisiniz. Fakat dedim benim gitmem lazım. Onun için dedim size haber ediyorum. Yani bundan sonra ben buraya gelmeyeceğim. Okula gelmeyeceğim artık dedim. Tabii gözlerimden de yaşlar akıyor yani bu tabii durumda. Tabii canım, ağlanmaz yani çok haksız bir yere, evet, bir durumla karşı karşıyayım.
Öyle bıraktım. Peki, gittim. Peki bu acı bir hatıra olmuş. Evet, çok büyük hatıra. Öğretmenlik, doktorluk gibi benim de ailem öğretmen olduğu için biliyorum. Çok manevi, duygusaldır. O çocukları kendi çocuğunuz gibi aynen, sevmişsinizdir. Aynen. Onların hepsi ayrı ayrı rüyalarınıza bile girmiştir. Onlardan ayrılmak size çok acı gelmiştir ama böyle bir haksızlık olmuş. Peki yani sizin o zaman öğretmenlik şeyiniz ne kadar sürdü hepsi toplam? 10 sene. Ha, çok az 10 olmuş. 10 sene sürdü. Belki de daha 15 sene, 20 sene evet, devam edecektiniz. Evet, tabii. Peki sonra nasıl bir yön çizdiniz hayatınıza? Sonra ben şimdi Yunanlılar tarafından da benim Türkiye ile Yunanistan arasında çok büyük olayı oldu. Bütün Türkiye gazeteleri, Hürriyet gazetesinin ikinci sayfasında benim resimlerim, yazılarım çıktı. Mehmet Barlas şu an gazeteci. Benim evime geldi, benden röportaj aldı. Hatta telefon açtılar geliyoruz diye. Benim kızlık soy ismim Emine Molla Ahmet'ti evlenmemizden önce. Bunu duyunca Mehmet Barlas, Molla ismini duyunca zannetmiş gibi tesettürlü falan bir kadınla karşılaşacak. Eve girdiğim zaman kendisi anlattı sonra bunu. Ben evime davet ettim, geldiler, oturdular filan, albümümü istedi, oradan fotoğraflar çekti filan. Ondan sonra kendisi dedi ki Atina'dan dedi geliyorum, yol boyunca dedi hep dedi acaba nasıl tesettürlü bir kadınla mı karşılaşacağım diye dedi, düşüne düşüne çok modern bir kadınla karşılaştım dedi filan. O bütün fotoğraflarımlar, bütün bir gazete yazdı, Hürriyet gazetesinde 1978 senesinde. Bunu gören Yunanlar da, onlar da ayrıca benim resmimle basıp işte bu şeyin casus diye yazdılar hatta. Maceram böyleydi işte. Evet, o zaman devam edeceğiz konuşmamıza ama tabii yine sizin yörenizden bir müzik vereceğiz dinleyicilerimize. Ve Rumeli Drama yöresinden Sıra Sıra Kazanlar Hanım Ayşem türküsünü yine Batı Trakyalı ama İzmir Radyo sanatçılarından Hüseyin Yaltır'ın sesinden armağan edeceğiz dinleyicilerimize. Evet. Sıra sıra kazanlar hanım Ayşem, kara yazı yazanlar. Sıra sıra kazanlar hanım Ayşem, kara yazı yazanlar. Cennet yüzü görmesin Ayşem, aramızı bozanlar. Ayşem aramızı bozanlar. Cennet yüzü görmesin Ayşem, aramızı bozanlar. Ayşem aramızı bozanlar. Durdum hanım Ayşem, turalı para buldum. Duvar üstünde durdum hanım Ayşem, turalı para buldum. Aldım amzeri mari Ayşem, kendi kendimi vurdum. Ayşem kendi kendimi vurdum. Aldım silahım elime, kendi kendimi vurdum. Ayşem kendi kendimi vurdum. Çok değerli dinleyicilerimiz, bugün değerli ses Kadriye Latifova'nın sesinden güzel bir türkü dinleyelim. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar, insan sevdiğine öyle mi yanar? Thank you.
gel yar yanı başıma. Bu gençlikte neler geldi zavallı başıma. Yanıma gel, yanıma gel yar yanı başıma. Bu gençlikte neler geldi zavallı başıma. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Yunanistan Batı Trakya Gümülcine'den Emine Tahsin hanımefendiydi. Fakat hayatına o kadar çok şey sığdırmış ki ben hatta espri yapıyorum, diyorum ki herhalde geceleri de uyumadın Emine Hanım, geceleri de çalıştın ve tabii ki bu 60 dakikalık program müziklerle beraber sığmadı. Onun için biz programımızın ikinci bölümünü yapmaya karar verdik ve ikinci kısmına da aynı sizleri yine radyo başında bekliyoruz Emine Tahsin hanımefendi ile. Programımız iki bölüm olacak. Şimdilik programımızı kapatacağız ama önce ben konuğuma geldiği için teşekkür ediyorum birinci bölüm için. Bakalım kendisi neler söyleyecek ve bütün Batı Trakya'ya program yapımcımız Emine Yılmaz ve Mahmut Dağıstan, bütün Batı Trakya Türklerine sevgilerimizi, selamlarımızı Hasret Kalmış Türküler olarak iletiyoruz ve sözü Emine Hanım'a bırakıyoruz. Ben teşekkür ederim. Beni o kadar güzel ağırladınız ki benim için değişik bir olaydı. Burada TRT, İstanbul TRT binasında, stüdyosunda beni ağırlamak büyük bir olaydı. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Değerli dinleyicilerimiz, bu programda ben de sizlere ve bütün Batı Trakya'ya güzel bir İstanbul türküsü armağan etmek istiyorum. Mendilimin yeşili, ben kaybettim eşimi.
Al bu mendil sende dursun, sil gözünün yaşını. Mendilimin yeşili, aman aman, ben kaybettim eşimi. Al bu mendil sende sende dursun, sil gözünün yaşını. Al bu mendil sende sende dursun, sil gözünün yaşını. Aman doktor, canım kuzum doktor, derdime bir çare. Mendilim benek benek, aman aman, ortası çarkı Çok kıymetli dinleyicilerimiz, bugün de bir programımızın daha sonuna geldik. Program yapımcısı Emine Yılmaz, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan, programı hazırlayan ve sunan ben İclal Akkaplan, her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Hasret kalmış türküler.